Türk milletinin bağımsızlığı için kanlı çarpışmalar sürerken Marif Vekaleti bir milli marş için yarışma başlattı. Memleketin ve milletin durumunu yansıtacak olan bu milli marş için 500 lira ödül koyuldu. Yarışmaya 724 şiir gönderildi. Devrin Marif Vekili Hamdullah Supi Bey böyle bir marşın ancak Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılabileceğini biliyordu. Oysa Mehmet Akif para ödülü olduğu için yarışmaya girmiyordu. Hamdullah Subi Bey 5 Şubat 1921 günü Mehmet Akif Ersoy'a şöyle bir mektup gönderdi. Pek aziz ve muhterem efendim, İstiklal Marşı için açılan yarışmaya katılmayışınızdaki sebebin kaldırılması için pek çok tedbir var. Usta kişiliğinizin yaratacağı şiir amaca uygun olarak gerçekleşmesi için son çare olarak elimizde kalmıştır. Aziz endişenizin giderilmesi için her ne gerekirse yaparız. Memleketin telkin ve heyecanından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesileyle en derin hürmet ve sevgilerimi arz ve tekrar ederim. Bunun üzerine Mehmet Akif yazmış olduğu şiiri yarışma jürisine gönderdi. Meclis 26 Şubat 1921 tarihinde yaptığı oturumda 7 şiiri yarışmaya layık görüldü. Yapılan görüşmelerin ardından Mehmet Akif'in şiiri birinci seçildi. İstiklal Marşımız mecliste ayakta okundu. Ey istikbalin ışığında büyüyen çocuk! Sen de İstiklal Marşımızın en beğendiğin kıtayı bul, düşün ve bize gönder. Neden bu kıtayı beğendiğini bize açıkla. En beğendiğin kıtayı oku ve bunun nedenlerini videoya çekip 11 Mart 2021 saat 19'da Twitter'da benim kıtam İstiklal Marşı 100 yaşında Samsun, Ziya Selçuk, Zülkifdağlı, Coşkun Esen 57 etiketleriyle paylaş. Paylaşımlar sonucunda 3 kişiye zeka ödülü verilecektir.